Merhaba millet. Bugün modern popüler kültürde bahsedilen en gizemli kitaplardan biri olan Necronomicon'un karanlık derinliklerine dalıyoruz. Ama bir dakika, bunun gerçek bir antik eser olduğunu düşünmeye başlamadan önce havayı temizleyelim. Necronomicon kurgusaldır ve korku yazarı H.P. Lovecraft'ın yaratıcı zihninden çıkmıştır. Peki tam olarak nedir? Necronomicon, genellikle okuyucuyu delirtebilecek tehlikeli büyüler ve bilgiler içeren eski bir kitap olarak tasvir edilir. Lovecraft bu karanlık ve gizemli kitabı ilk kez kısa hikayelerinde tanıttı ve o zamandan beri korku kurgusunun temel unsuru haline geldi. Sayısız filme, kitaba ve hatta video oyununa ilham verdi. Ama işte en ilginç nokta, tamamen kurgusal kökenlerine rağmen çoğu hala Necronomicon'un gerçek varlığına inanıyor. Etrafta dolaşan sayısız gerçek versiyon iddiası var. Hatta bazıları bir kopyasına sahip olmanın korkunç sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Tüyler ürpertici, değil mi? İçeriğinden bahsedelim. Lovecraft'ın efsanesine göre Necronomicon, insanı ürperten bir şekilde heyecan verici olan, tanrısal güçlere ve şüpheli güdülere sahip kozmik varlıklar olan kadim varlıklar hakkındaki sırları barındırıyor. Kitabın Orta Doğu'da 8. yüzyılda ortaya çıktığı varsayılıyor. Bu da mitine egzotik bir hava katıyor. Peki bu neden önemli? Necronomicon, edebiyatın kültürle nasıl harmanlanabileceğinin ve yepyeni bir mit ve hayranlık seviyesi yaratabileceğinin harika bir örneğidir. Bize hikaye anlatımının gücünü ve gerçeğin dokusuna nasıl girebileceğini göstererek neyin gerçek neyin ustaca uydurulmuş kurgu olduğunu sorgulamamızı sağlar. İster korku tutkunu olun, İster sadece iyi bir gizemi sevin, Necronomicon'un hikayesi hepimizi hayal gücümüzün sınırlarını ve bilinmeyenin ürkütücü cazibesini keşfetmeye davet ediyor. Ve kim bilir, belki de her hikayede biraz gerçeklik payı vardır. İzlediğiniz için teşekkürler ve evrenin gizemlerini sorgulamaya devam edin.